Her yeni güne rekorla başlayan dolar haftanın ikinci işlem gününde 11 seviyelerine kadar geriledi. Dolar haftanın ilk işlem günü yani pazartesi günü 18,4 ile tarihi zirvesini yakalamıştı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte dolar da sert bir düşüş sergilendi. 11,3'e kadar düştü. Gün içerisinde ise dolarda dalgalanma mevcuttu. Bir yükseldi, bir alçaldı. Bir panik halinde 11'lere kadar geri geldiğini görüyoruz. Tekrar bugün bir 14 denemesi yaptı. Tekrar 12.500 civarında şu anda. Yani bu o kararlardan sonra bir dengelenmeye neden olacaktır. Ama önceki gibi de çok öyle hızlı tırmanışların olduğu, çok hızlı dalgalanmaların olduğu bir durumu ortadan kalkmış olduğu gibi gözüküyor. Dolardaki bu hareketlilik vatandaşta panik havası yarattı. Döviz bürolarına akın ettiler. Kimi dolar aldı, kimi bozdurdu. Şu anda tabii bu panikle alan da var, satan da var şu anda. Böyle biraz düşük montanlı hareketler görüyoruz. Biraz da insanlar da böyle ne olacak, ne bitecek diye de izlemeyi de tercih ediyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Gün içerisinde uzunca kuyruklar oluştu döviz bürolarının önünde. Dolar almak amacıyla kuyruğa girip sırasını beklerken doların daha fazla düşeceğini düşünüp almadan ayrılanlar da oldu. 11'di, şimdi 15 oldu, 14 oldu. Adam korkuyor yani almasına, bozmasına da korkuyor yani. Ben para aldım, alacaktım, almayacağım, vazgeçtim. Kuyruğa kadar geldiniz sonra vazgeçtim. Baktım, vazgeçtim. Çünkü Tayyip Erdoğan öyle söyledi, Başbakan öyle söyledi. Düşecekmiş yani.